Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım bu videomuzda dolar TL ve altın kuruna değineceğiz. Bizler için dolar TL ve altın kurunda en önemli seviyeler hangi seviyeler olacak? Sizlerle birlikte bunu burada bulmaya çalışacağız. Evet sevgili dostlarım videomuza başlamadan önce nasıl yatırım yapmalıyız? Yatırımımızı nasıl yönlendirmeliyiz? Sizlerle ilgili biraz bunu konuşmak istiyorum. Çoğunuz bana Videoların yorum altında nereden dolar alalım nereden altına alalım şeklinde sorular soruyorsunuz ya da altın daha düşecek mi altın yükselecek mi dolar düşecek mi yükselecek mi şeklinde sorular soruyorsunuz Aslında bu tür soruları bana sormanıza gerek yok bunların cevabı asıl kendinizde bunların cevabını da çok kolay bir şekilde kendiniz kendi kendinizi yönlendirebilirsiniz Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar Önce bir e, öncelikle nasıl bir yatırımcı olduğunuza karar vermeniz lazım. Kısa vadeli yatırımcı mısınız, yoksa uzun vadeli yatırımcı mısınız? Kendinize öncelikle bunun sorusunu sormanız gerekli. Ardından e, toplu bir şekilde asla satış veya alış yapmamanız gerekli. E, bunun nedeni de arkadaşlar e, şimdi size bunları da anlatacağım. Çünkü e, toplu halde satış yaptığınız zaman Özellikle de zararına toplu bir şekilde zarar yaptığınız zaman bir geri dönüşlerde bunlardan faydalanamayabilir. Aldığınızın üstünde alış yapıp dolar veya altın miktarınızı azaltabilirsiniz. Bir kere şunu da hiçbir zaman unutmayın. Satmadığınız müddetçe hiçbir üründe terste değilsiniz. Ben şuradan aldım şu an tersteyim şeklinde yorumları ancak satış yapan arkadaşların söylemesi gerekli elindeki altın veya dolar miktarı aynı olup da satış yapmamış arkadaşlar hiçbir zaman terste değildir Öncelikle yatım yatırım yaparken biliyorsunuz sizlere daha önce de söyledim videolarım da var eski videolarımda dolar ve altında neden hep terste kalıyorum şeklinde videomda var o videoyu izlerseniz bunun cevabını da kendiniz bulacaksınız en üstlerden alım yapmak genellikle hep e, tersi olmanıza sebep. Yani e, psikolojik olarak hep yükselirken bir malı almanız demek sürekli terste olacağınız anlamına gelecektir. E, bu psikolojinizi değiştirip düşen mallarda alım yapmanız sizler açısından daha uygun olacaktır. Bunu yaparken de her zaman parçalı alım yani parçalı dediğimiz e, mesela 10 bin liranız var. Bunu 3'e bölün, 5'e bölün. O şekilde alım yapın. 10 bin liranı mesela 2 bin, 2000, 2.000 şeklinde 5 parçaya bölün. Yukarı çıkışlarda da kar eden parçalarınızı e, tekrardan e, kendiniz çevirip e, TL'ye dönüp e, bunu da bankaların e, günlük repo yapılan e, miktarlarında değerlendirebilirsiniz. Yani günlük haftalık faiz uygulayan bankalar var. Ve bunları bozduğunuz zaman da faiziniz bozulmuyor. İstediğiniz an buradan tekrardan karar verip e, dolar veya altın alabilirsiniz. Uzun vade yatırımcıları özellikle e, marjlarını ayarlasınlar arkadaşlar. Biliyorsunuz yüzde %15 yıllık TL mevduata faiz getirisi veren bankalar var. Siz mesela buradan bir %20, %25'lik bir kar elde ettiğiniz zaman bunun üzerine e, buradan çıkıp TL'ye geçebilirsiniz. Burada bir %15'lik marj da burada var. Alın size %30, %40'lık bir marj. Ama ben %50, %60, %70 şeklinde kazanacağım derseniz arkadaşlar geri dönüşlerde de böyle uygunsuz bir şekilde yakalanırsınız. Öncelikle kendinize bir satış hedefi belirleyin veya belli bir yükselişler hiçbir zaman %100 şeklinde bir yükselişi yakalayamazsınız. Onun neticesinde de bu yakalayamadığınız gibi yukarılardan alacağınız ürünlerde her zaman zarar etme riskiniz de çok fazla. Mesela tepelerden bir dolara girdiğinizi farz edersek arkadaşlar buralarda zarar etme olasılığınız daha da yüksek. Fakat şimdi diyorsunuz ben nerelerden alım yapmalıyım. Aşağılardan alımlar her zaman sizler için uygun olacaktır. Aşağıdan aldığınız bir ürünü... Yukarı doğru her yükselişte e, farz edelim %10'luk %15'lik bir yükselişte tamamını değil paranızın %10'luk veya %15'lik kısmını satış yaparak e, bu kısmı da tekrardan düşüşleri e, faydalanabilmek amacıyla kullanabilirsiniz. Yatırımlarınızı yaparken mutlaka e, bunlardan argümanlardan e, yararlanmayı unutmayın arkadaşlar. Evet şimdi Dolar TL kuruna geçelim. Dolar TL kurunda bu hafta bizler için hangi seviye kritik olacak sizlerle birlikte bunu hemen bulalım. Bir kere arkadaşlar dolar tl'de 8.33 hedefimiz var biliyorsunuz. Bu 8.33 şey, e, hedefimiz bozuldu mu dolarda? Hayır bozulmadı. Bizler için 7.50 altında bir kapanış olmadığı müddetçe orta vadedeki arkadaşlar için konuşuyorum. E, bizim dolar tl'deki 8.33 hedefimiz bozulmaz. Bunu da Nasıl sizlere anlatabiliriz? Şu şekilde bakın arkadaşlar, şurada bir üçgen içerisinde daralmamız mevcut. Özellikle bizler için 750 seviyesinde bir ikili dip oluşumu mevcut. Bu ikili dip oluşumlarından sonra genellikle yukarı yönlü ataklar görülmesi muhtemel. Şimdi 1805 yukarı yönlü atağımızı gördük. Buranın düzeltmesi bizler için hangi seviyeye kadar olabilir ee, bunun düzeltmesi bizler için arkadaşlar 7.75 7, 65 seviyeleri ee, güzel bir bunun düzeltme seviyesi şeklinde yorumlayabiliriz fakat bizler gene de e, takip ettiğimiz seviyelerimiz mevcut Bunlar da kanal aralıkları şeklinde takip edebiliriz Mesela şu şekil şurada bir 7.65 7.91 kanalımız mevcut arkadaşlar bizim ee, tekrardan yükselişe başlayabilmemiz için bu hafta bu 791 üzerinde kapanışlar görmemiz şart ee, bu 791 üzerinde Bizler kapanış e, görmeye başladığımız vakit tekrardan 805 818 Burası bir kanalımız olacak ee, şurası bir kanal gene takip etmemiz gereken 818. Ve 833'te bir sonraki takip etmemiz gereken kanal aralığımız şeklinde düşünülebilir. Mesela kısa vadede e, yatırımcı olan arkadaşlar bu kanal aralıklarını takipte kalacaklar. Kanal aralıkları özellikle de bizler için neden önemli? E, bu desteklerin veya dirençlerin kırılımında aşağı yönlü ikinci destek noktası alım şeklinde parçalı bir şekilde değerlendirilebilir. Dolar TL kurunda grafik olarak baktığımız zaman da arkadaşlar buradaki üçgen içerisindeki sıkışma e, bu hafta itibariyle 7.75 civarından geçmekte arkadaşlar. Buradaki 7.75 altına gelinmediği müddetçe yukarıda bir gene dolar TL kuru için önemli olacak seviye e, 7.86 7.87 e, civarlarında bulunan evet şurada 7.86 civarında bulunan önemli direnç noktası. E, Dolar TL kurunda bu direnç noktasını yukarı yönlü kırabilirsek arkadaşlar Dolar TL kuru işte o zaman şuradaki mesafeyi 805 750 yani burada bize bir 55 kuruşluk bir maj veriyor. Bu da tekrardan Dolar TL kurunda bizlere 8.60 seviyesine kadar e, bir 5. dalga yükselişini gösterebilir. O yüzden dolar tl kurundaki arkadaşlar şuradaki 7.50 altında bizler için bir kırılım olmadığı müddetçe şuradaki kırılımı beklemesi şart arkadaşlar. Buradaki kırılımda ne dedik? Gene dediğimiz gibi arkadaşlar 7.91'den geçmekte. Buradaki 7.91 kırılımını yakaladığımız vakit bunun üzerinde 2-3'te kapanış görürsek e, bu bizler için ne anlam taşır? Artık 7.91 altında bir daha Dolar-TL kuru göremeyeceğimiz anlamını bizlere taşır. O yüzden e, dolardaki arkadaşlar çok dikkatli olmalılar. E, 7.50 altında bir kapanış olmadığı müddetçe mutlaka kanal hareketleri takibinizde olacak. Uzun zamandır da söylediğimiz kanal hareketleri takibimiz özellikle e, düşüş yönündeki dalgalarda Takipte kalınması gereken önemli seviyeler arkadaşlar. Bu kanal hareketlerini takipte kalırsanız e, kendinizde zamanla göreceksiniz ki bu işlerden zarar değil, e, karlı bir şekilde çıktığınızı göreceksiniz ve hiçbir zaman tam pozisyon açmayın. Her zaman parçalı işlem yapın. Şurada hemen kanal aralıklarını tekrar yazalım. 7.91 Evet 791 özellikle bizler için yükseliş kanalı dedik. Yükseliş kanalı üzerinde 791 805 805 818 kanalı ve onun üzerinde 833 ve 860 kanalları Evet. Şimdi bazı arkadaşlarınıza bu kanal hareketleri boş hareketlermiş gibi gelebilir. E, fakat kanal hareketleri hiçbir zaman boş hareketler değildir. Sizler için hayat kurtarıcı nitelikteki bir e, kanal hareketleridir arkadaşlar. O yüzden bu kanal hareketlerini e, çok sıkı takipte kalacaksınız. Özellikle de e, düşüş kanalında olan bir enstrümanda kanal hareketlerini takip etmek çok önemli. E, kanal hareketimizin en dibi 7.50'den başlayan bir harekettir arkadaşlar. Bu 7.50'den bu hareketi zaten başlattık ve 8.05 seviyesine kadar bu hareket devam etti. Şimdi bu hareket 7.50 altına inmezse bu hareketteki ikinci beklenti yerimiz 8.18 seviyesine kadar bu harekette tekrardan bir yukarı yönlü hareket görmemiz kaçınılmaz olacaktır şeklindeki yorumumuzda devam etmekte. Eğer olur da 7.50 altına da inersek arkadaşlar bu olumsuz senaryoda 7.50 altında da bizler için bir 7.36 ve 7.20 destek noktaları takipte kalmamız gereken önemli destek noktaları olarak gözükmekte. Bu kanal hareketlerini takip ederken parçalı giriş çık yaptığınız zaman hem fazla zarar görmezsiniz hem de ortalamalarınızı daha rahat bir şekilde düzeltebilirsiniz. Bu hafta sonu hareket <laughs> 7.75 altına inmezse de arkadaşlar şurada büyük bir ihtimal e, yukarı yönlü açılışla başlayabiliriz. Bu harekette 7.87'yi özellikle takip edeceğiz. Burayı kırabilirsek de yukarıda tekrardan yukarı yönlü 8.94 ve 805 seviyeleri bizler için önemli olacak. Özellikle de 805'i yukarı yönlü aşarsak da arkadaşlar 833 ve 860 seviyelerine tekrardan gidebiliriz. Fakat bu şurada gördüğünüz e, yükselen trend çizgimizin altında bir kapanış yapmamamız koşuluyla bizler için geçerli. Yani 775 altına inmememiz, inersek de onun altında 765'te seviyelere doğru tekrardan yol alabiliriz. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Evet, şimdi bir de altın tarafına bakalım. <laughs> Ons altında bizler için önemli olacak seviyeler. Evet ons altında görüyorsunuz arkadaşlar ee, şu an şurada bir 1770 seviyesinde bir dip kanalımız mevcut. Evet. Az önce sizler için anlattığım hani hep terste kalıyorum dediğiniz olayda ee, olay da bu arkadaşlar. Bakın bu bir kanalı takip ettiğiniz zaman kanalın en üst seviyesi. Bakın burada en üste değiyor kanal. Ee, siz buna yakın yerlerden veya bu üst kanala tepe yönlerden bir alışa girdiğiniz zaman e, terste kalma oranınız çok çok fazla. O yüzden de işte ben niye terste kalıyorum diye soran arkadaşlar hep bu tepe noktalarından alışlara girdikleri için sürekli terste kalıyorlar. Ve bu terste kalma sonucunda da her hareketleri aşağı yönlü hareketleri getireceğinden dolayı bu hareketlerin altındaki hareketlerde terste kalmanız kaçınılmaz oluyor. Evet şimdi kanalın bakın hangi bölgesindeyiz hani nereden alım yapayım diye soran arkadaşlar var ya alın size bakın kanalın en altı 1454 bu kanalın en altından işleme girmiş bir arkadaş hiçbir zaman tersten kalmaz. Bakın hop kanalın en üstünde satış yapar. Ve buradan elindeki portföyünü boşaltır. Ve bakın şimdi şu an kanalın hangi bölgesindeyiz arkadaşlar. Şu an kanalın en alt dip noktasındayız. Hani alım yapalım mı? E, ne yapalım? Altında diye soruyorsunuz ya. Bunun kararını işte şimdi siz kendiniz vereceksiniz. Benim sizlere hiçbir şey söylememe gerek yok. Teknik her şeyi zaten gözler önüne seriyor. Yani bu kanalın altındaki artık... Gelecek her hareket veya buradan bir dönüş hareketi de olabilir. Burada gördüğünüz gibi kanalın dip bölgesinden. Dip bölgelerinde her zaman bir ikili dip aranır. Buradan tekrardan bir yukarı hareket ve bir dip hareket bu kanal hareketinde e, yukarı yönlü hareketleri bizlere getirecektir. İşte bu kanalın buralarında yakınlarda satalım mı elimizdekini satalım mı diye soruyorsunuz. Evet bu kanalın da bu dip bölgelerinde satış yapan arkadaşlar da maalesef her zaman daha fazla zarar etmeye mahkum arkadaşlardır Onun için e, kararlarınızı kendiniz verin hiçbir şekilde ona bana sormanıza da gerek yok arkadaşlar Ons altında bizler için kanalın dip seviyesi 1774 Evet. Şimdi burası çok önemli. Bakın onsu takip edenler burası 1774. Burası bir kere görüldü. Bunun üzerindeki bir hareket hani buradaki bir kalıcılık yukarıda 1802 kanal hareketini getirecektir. 1802 kanal hareketinin de yukarı yönlü kırılması biliyorsunuz bizim bir 1850 Önemli direnç noktamız vardı. Orası artık e, şey destek noktamız vardı. Orası kırıldı ve artık orası bizler için bir destek konumuna geldi. 1774'ü eğer dip olarak kabul edecek olursak çizdiğimiz kanala göre arkadaşlar bu kanalın dibi 1774 ve bu da Cuma günü onsta görüldü. E, bu görülmeden sonra artık yukarı yönlü e, hareketleri beklememiz olası gözükmekte ons altında 1850 üzerinde hareket göreceğimiz kapanışlarda ons altında tekrardan hareket başlatacak ve 1921 1966 seviyelerine doğru ons altını tekrardan yukarı götürecektir. O yüzden altındaki arkadaşlar artık buralardan satış yapma veya alım yapmak konusunda kendi kararlarını çok rahat bir şekilde vereceklerdir. Bakın gram altında da gene kanalın en dip bölgesindeyiz arkadaşlar ben buradan satış yapayım mı diyen arkadaşlar kanalın en dip bölgeleri ne dedik satış yapılmak için uygun bölgeler değildir o yüzden kanalın dip bölgelerinden hiçbir şekilde satış ben önermiyorum ama tabii son karar her zaman kendi kararınız biz buradaki teknik gelecek seviyelere göre konuşuyoruz bizler için 447 seviyesi dip olarak kabul edecek olursak arkadaşlar evet şuradaki 447'yi bir dip olarak kabul edecek olursak bunun üstünde bir 461 hareketi yine bir kanal hareketidir. Onun üstünde 461 ve 483 bölgesi yine bir kanal hareketidir. 483'ün önemi bizler için ne olacaktır arkadaşlar? Eğer ki 483 üstüne doğru bir hareket ve kapanışta da görebilirsek artık tekrardan kanaldaki yükseliş trend çizgisine kendimizi tekrar atmış olacağımızı göstergesi ve buradan 518 540 rakamlarına kadar gram altını yukarıya taşıyacaktır şeklinde bunu yorumlayabiliriz. 447 altında peki düşüşlerde nerelere kadar sarkabiliriz? 447 altında gene önemli bir 439 bizler için önemli destek bölgesi mevcut. 439 ve 420 seviyelerindeki destekler takibinizde olabilir arkadaşlar. Fakat 447 kırılmadığı müddetçe bizler için bu kanalın artık dip bölgeleri altında da dolarda da gelmiş diyebiliriz ve buradan bir yukarı yönlü hareket başlatma ihtimalleri de oldukça yüksek sayılabilir. O yüzden hepiniz çok dikkatli olun. Buna göre kararlarınızı verin. Artık bizler için en kritik olan seviyeler yani dip seviyelere doğru e, hareketler e, görmekteyiz. Gram altında da bir ikili dip burada mevcut zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Bu ikili dipler her zaman için bir yukarı yönlü hareketin habercisidir. Grafiklerinize bakarken de bu ikili dipleri buralarda arayın arkadaşlar. Bakın burada gram altında bir ikili dip oluşumu tam da kanalın dip bölgesinde meydana gelmiş. O yüzden buradan artık yukarı yönlü bir hareket başlatma olasılığı da yüksektir. Tabi bu teknik analizin hiçbir zaman %100 olabilirliği olacak diye bir olay yoktur. 447 altına sarkma olursa da tekrardan 439'da bir Destek bölgesi mevcut. Bu destek bölgesi tekrardan takipimize girer. Ama şimdilik biz ikili dip formasyonu değerlendirmekte fayda var. Bu ikili dip formasyonu da çalışacak olursa bu haftaya gram altında da, dolarda da, altında da bir miktar geri çekilmeler neticesinden sonra yukarı yönlü hareketler görme ihtimalimiz de teknik olarak mümkün. Bunları da unutmamakta. Fayda var arkadaşlar. Evet bugünkü dolar ve altın videomuz e, inşallah sizler için faydalı olmuştur. Bundan sonra her videomuzda nasıl yatırım yapılabilirle ilgili ufak tefek e, bazı bilgiler ve tiyolar sizlere vere, vereceğim. E, bugünkü videomuzun konusu hiçbir zaman full alım yapmıyoruz. Her zaman parçalı alım paramızı bölerek e, bu şekilde alım yapıyoruz şeklinde. E, oldu. İnşallah sizlere bir faydası olmuştur. Sizler de yorumların altına nasıl yatırım yapılabilir şeklindeki açıklamalarınızı yazarsanız çok memnun olurum. Kanalıma bir beğeni atmayı ve kanalımı